Tolga Karaçer'in yazdığı ve yönettiği sarmaşık, yerli sektörün pek de alışkın olmadığı ve çok fazla yatırım yapmadığı psikolojik gerilim türünde bir yapım. E tabii ki gişe başarısı garanti filmler varken koyalım Yakışıklı Genci ve Güzel Kızı, verelim romantizmi, sonra da gelsin gişe başarısı ya da küfürlü komedi. Böylesine kolay yollar varken tapınılan o nesneye ulaşmak için neden emek isteyen ya da daha küçük bir kitleye hitap eden filmler çekilsin ki? İşte bu yönden Sarmaşık filminin yapımcılarını sonuç ne olursa olsun tebrik ediyorum. Bu filmde bir yük gemisine konuk oluyoruz. Bu gemi yabancı bir ülkenin tahliye limanına yaklaşırken armatörün iflas ettiği haberi geliyor ve gemi açıkta demirlemek zorunda kalıyor. Geminin mürettebatı zaten birkaç aydır maaş almadan çalışmaktadır. Mürettebatın tamamı 6 kişi dışında gemiden ayrılıyor. Geride kalanlar eninde sonunda parasını alacağı için bu durum aylarca da sürse zaten gidecek yerleri de bulunmadığı için gemide kalmayı seve seve kabul ediyorlar. Ama karadan, insanlardan hatta zamandan izole edilmiş geminin personeli bir süre sonra deliliğin sınırlarında dolaşmayı başlıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu film benim çok sevdiğim, hatta en sevdiğim türde, yani psikolojik gerilim türünde bir yapım. Bu nedenle filmi ilgiyle ve dikkatle seyrettim ki zaten bu film için inceleme isteği gelmişti. Bu videoda filmin konusu, kurgusu, gerilim dozu ve finali hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Bu filmin konusu bu türü sevenler için tabii ki çok da yabancı olmayan bir içeriğe sahip. İzole edilmiş bir mekanda yavaş yavaş delirmeye başlayan bir insan ya da insanlar dediğim zaman herkesin aklına eminim ki korku klasiği efsanevi bir film olan bu kanalda da incelemesini yaptığım Cinnet filmi gelecektir. Oradaki otel burada gemi olarak karşımıza çıkmış. Bilindiği üzere otelde kış bekçiliği yapan Jack ve ailesi kış boyunca insanlardan izole bir halde otelin içerisinde yaşamışlardı. Sarmaşık filminde ise demir almış bir geminin personeli izole edilmiş bir hayat sürmek zorunda kalıyor geminin içerisinde. Her iki filmde de insanların adım adım cinnete sürüklendiğini gözlemliyoruz, görüyoruz. Sarmaşık filminin bu türü sevenler için konu bağlamında çok orijinal bir yapım olmadığını tekrar edeyim. Peki kurgusu ve oyunculukları nasıldı? Oyunculuklar net olarak çok iyiydi. Ortalığı hiç durmadan karıştıran, terörize eden, isyankar ve serseri birisi olan Cenk karakteri, ki onun adı savaş anlamına geliyor, o başta olmak üzere hepsinin performansı üst seviyedeydi. Kurgu. Bu filmde kurgusal anlamda benim çok fazla takıldığım nokta var. Filmin yağ gibi akan, akıcı, tertemiz bir kurgusu maalesef yok. Beybaba'nın geminin içerisinde toplantı yaptığı ana kadar geçen süre, ki burada tam olarak 19 dakikadan söz ediyorum, gerçekten sorunluydu. Filmin açılışında ana karakterlerin kameraya baktığı bölüm gerçekten çok iyiydi. Bu giriş beni epey şaşırttı ve film adına umutlandırdı açıkçası. İvme yukarıya doğru çıktı. Ama bunun hemen ardından başlayarak biraz önce söylediğim o toplantı anına kadar geçen süre sıradandı ve yer yer sıkıcıydı maalesef. Bu bölümde karakterlerin üzerinde bu kadar durulması, özellikle de Cenk'in kendi hikayesini anlattığı uzunca kısım beni filmden soğuttu. Ya da film hakkındaki beklentilerimi o güzel girişten sonra aşağıya çekti diyebilirim. Sarmaşık filmi beni ancak o toplantıdan sonra kendisine bağlamayı başardı. İsmail'in yönetim konusundaki o beceriksizliği, Cenk'in adım adım otoriteye karşı isyan bayrağı çekmesi, varlığı ve yokluğu bir olan Kürd'ün sessiz ama etkili müdahaleleri, ona hayalet anlamı yüklenmesi, gemideki hiyerarşinin dağılımı ve sonrasında bunun paramparça olması, bunlar gerçekten güzel dokunuşlardı ve güzel işlenmiş. Filmin kurgusu belli bir noktadan sonra akıcılığı yakalamayı ve ilgiyi çekmeyi başarmış, bunu söylemek gerekiyor. Filmin gerilim dozu. Bu filmin gerilim dozu yavaş yavaş yükseliyor ve finale yakın artık tavan yapıyor. Bu gerilim dozunun sarmaşık ve salyangoz metaforuyla birleştirilerek verildiği sahneler bence filmin en güzel anlarıydı. Film görünüşe göre güzel bir finale doğru adım adım ilerliyordu. Karakterler bir süre sonra yerli yerine oturdu. İsyankar karakterler, hayalet karakteri, bunlar gayet iyiydi ve sucuk sahnesi gibi tabii ki hiç beklenmedik bir anda gerilim düzeyinin dikey yükseldiği anlar çok iyiydi. Kendinize gelin lan! Kendinize gelin! Filmin finali üzerine. Filmlerin finali bir yemeğin ağzınızda bıraktığı tattır.
hayatınızdaki bir insanla herhangi bir nedenden ötürü vedalaşma anınızdır. Karaktersiz insanlar hayatınızdan çıkarken kavga ederek, sizi yıpratarak içerisinde sakladığı kıskançlığı ve kini dökerek çıkar gider. Bazı insanlarsa yaşadığınız, paylaştığınız güzel anıların hatırına sessizce ve güzelce çıkar gider. Finaller filmin veda anıdır. Bu veda ile hatırlarsınız onları. Ya kötü bir tat bırakırlar ağzınızda ya da unutamayacağınız anılar bırakırlar zihninizde. Sarmaşık filminin finali bende bir psikolojik gerilim sever olarak iyi bir tat bırakmayı başardı. Şöyle ki salyangoz metaforunun gerçeklikten kopuşu, gerçekliğin kayboluşunu simgelediği açıktı. Ne kadar salyangoz işte o kadar gerçeklikten kopuş. Ama sarmaşık metaforunun biraz daha farklı bir simgesi var. Salyangoz metaforu gerçeklikten kopuşla beraber biraz da Cenk'in iç dünyasının iticiliğini simgelerken çılgınlık sosu verilmiş vahşetin herkesi sarması sarmaşıkla sembolleştirilmiş. Kanın içerisinden doğan ve büyüyen sonra da tüm gemiyi sardığı görülen sarmaşık vahşeti ve terörü simgeliyor. Çünkü sarmaşığı besleyen olgu kandı. Sarmaşık tam iki sahnede doğrudan kanın içerisinden doğuyor. Dikkat ederseniz kanın içerisinden doğmuş bu sarmaşık gemiden yok olmamıştı. Bunun anlamı vahşetin sona ermeyeceği ve gemiyi tamamen saracağı. Kürdün ölmediği de açıkça gösteriliyor. Demek ki cinnet boyutuna geçenler onu göremiyorlar. Çünkü bu karakter hep nötr kalıyor. Ne düşündüğü bile belirsizdi film boyunca. Cenk finalde kaptanın odasının anahtarını istiyor, bunu soruyor ve elinde vahşet için kullandığı silahı var. Son bakışına dayanarak İsmail'in de artık cinnet tarafına geçtiğini söyleyebiliriz. Zaten o da son sahnelerde artık iyice sıyırmıştı. Kaptanımız Beybaba'nın yolculuğunun sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak Sarmaşık filmi tabii ki bu türün en iyi örnekleri arasında bulunmuyor. Tamamen özgün bir senaryosu da bulunmuyor. Ama ne olursa olsun bu film yerli sinema sektörü adına son derece cesur, başarılı ve desteklenmesi gereken bir yapım olmuş.